İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın dün duyurduğu bir takım verilere ilişkin açıklama geldi. Orada deniyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu, prim borcu 3.3 milyar lira. Buna mukabil İBB bugün yazılı açıklama yaptı. Diyorlar ki bizim borcumuz 2.4 milyar lira. 3.3 değil, 2.4 milyar lira. Şöyle bir kıyaslama da yapmışlar. Bugünkü borcumuz 72.7 milyon dolar. 2019'da devraldığımızda borcumuz 361 milyon liraydı. Ama bu yanıltmasın. Yani 361 milyondan 2.4 milyara geldi diye düşünmeyin diyor İBB. Çünkü o dönem 2019'da ilk devraldığımızda 63.3 milyon dolardı diyorlar. Bu paranın değer kaybetmesinden mütevellit. Yani bu artış ona tekabül eder diyorlar. Şimdi Tanju Hocam, hizmet aksayacak. Vatandaş CHP'ye oy verdiğine pişman olacak. Özgür Özel böyle söylüyor. Yani Erdoğan'ın aklındaki plan bu. Hizmet aksayacak. Vatandaş CHP'ye oy verdiğine pişman olacak. Şimdi bu son yerel seçimden evvel de özellikle İstanbul ve Ankara'da belediye başkanlarının, CHP'li başkanlarının hizmetlerine engel olmak, Erdoğan'ın atması gereken imzaları atmaması, işte başka bir takım o sosyal yardım hesaplarına el konulması falan gibi bir sürü engeller çıkarılmıştı. Büyük projeler, metro projeleri, daha başka büyük işte mesela metrobüs için atılması gereken, yeni otobüs alımı için atılması gereken imza bir türlü atılmamıştı da işte İBB başka bir yöntem bulmuştu vesaire. Bu politikalar sonuç getirmemiş olacak ki 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sayısı beklenmedik biçimde arttı. Şimdi Erdoğan yine aynı 14 Mayıs seçiminden evvel, son genel seçimden evvel konuştuğumuz meseleye dönüyoruz. Yani bu beka söylemi, hani tartışıyorduk o zaman hatırlayalım, beka söylemi, ezan susacak, bayrak inecek, aman işte güvenlik açısından riskli durumdayız, bize oy verin, düzen böyle devam etsin söylemi seçmenle bir karşılık bulmadığı halde niye tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi buraya dönüyor demiştik. Şimdi aynı soruyu sanırım bu mesele için de sorabiliriz. Yani seçmen çöpler toplanmadığı vakit, yollar süpürülmediği vakit CHP'li belediye başkanı çıkıp da kardeşim bizim paramızı aldı iktidar, biz de para bulamıyoruz, yok yani ne yapalım, nasıl toplayacağız çöpleri dediği vakit şöyle mi diyecek? Sen de belediye başkanısın, bir çözüm bul, yap bu işi mi diyecek? Yoksa Erdoğan bu işi kösteklemeye çalışıyor, belediye başkanı ne yapsın mı diyecek? Sanki seçmenin bir aklı yokmuş gibi yürütülmüyor mu biraz bu politikalar? Kanımca hem o hem diğeri. Tabii ki yani Türkiye'de seçmen son derece bilinçli ve bu açıdan iktidarın özellikle son uygulamasının gerekçesini çok iyi bilecek kadar siyasal tercihler anlamında rüştünü ispat etmiş bir kitle var karşımızda bir boyutuyla, ama diğer boyutuyla bakıldığında da şimdi belediyelerin de bu tür mali kaynak sıkıntısı dolayısıyla hizmet edememe gibi bir gerekçeyle karşılarına, seçmenin karşısına çıkma lüksü de yok. Dolayısıyla belediyelerin eğer bu uygulama süratle hayata geçirilirse o takdirde hizmetlerin aksamaması için bir takım alternatif modeller üretmesi gerekiyor ki bunun başında maksimum tasarruf geliyor, yeni kaynaklar yaratması geliyor. Şimdi bu konu gündeme geldiğinde ben İstanbul, Ankara, İzmir, Adana'nın belediye bütçeleriyle SGK prim borçları arasındaki orana baktım. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini yaklaşık olarak %5'i İstanbul %1, İzmir %11 ne tekabül ediyor. Şimdi 1 ile 11 arasında değişiyor. Yani belediye bütçeleri ile karşılaştırıldığında düşük görünebilir ama yine önemli olduğunu düşünüyorum. Pekala, neden bu duruma gelindi diye bakıldığında, çünkü burada sadece CHP'li belediyeler prim borcunu ödemeyen değil, aynı zamanda AKP'li belediyeler de var. %65'i CHP'li belediye olarak belirtilse de %35'i diğer belediyeler. Herkesten alacağız diyorlar. Yani sadece CHP'li belediyeden değil diyorlar.
Yani Alman'ın ötesinde bu neden bu hale geldi? Yani niye SGK prim borcunu belediyeler ödeyemiyorlar ya da ödemiyorlar? Şimdi Türkiye'de aslında büyükşehir belediyelerinin yönetimine ilişkin 1984'te ve 3030 sayılı büyükşehir yönetimi kanunu ANAP döneminde geçmişti meclisten. İki kademeli yönetim sistemine geçildi büyük kentlerde. Ardından 2004'te yanılmıyorsam 5216 sayılı bir kanun ve 2012'de de 6360 sayılı bir kanun 13 büyükşehir belediyesi eklendi. Şimdi bir bugün gelinen noktada özellikle o 2012'deki düzenlemeyle birlikte belediye sınırları il sınırlarına genişletilmiş oldu. Dolayısıyla daha önce büyükşehir belediyeleri sadece ana kent belediyeleri içinde sorumluyken artık 50-60-70 kilometre uzaklıktaki bir ilçeye bile taşıma hizmeti, ulaşım hizmeti sunmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla hizmetin verildiği alan genişledi. Her türlü belediye kanunuyla belediyeye verilen hizmetler. Şimdi hem idari yapıda değişiklik oldu belediyelerin, hem mali sisteminde, hem personel yapısında, hem de hizmet alanında. Dolayısıyla artık büyükşehir belediyelerinin mevcut yapısı, il sınırlarının kapsaması dolayısıyla bir yönetememe sorunuyla karşı karşıya. Çünkü mali yapı belli. Nereden? Bir sınırlı öz kaynakları, öz gelirleri var. Onun dışında maliyeden gelen gelir var. Bir de İller Bankası'ndan gelen gelir var. Ama şimdi pandemi süreci belediyelerin çok temel hizmetleri dışında özellikle bu sosyal yardım harcamalarına yönelmesine neden oldu. Aslında merkezi devletin sorumluluk alanında, merkezi hükümetin sorumluluk alanında bunlar ama yetmediği için belediyeler devreye girdi. Klasik hizmetleri dışında bu hizmetler de devreye girince ister istemez belediyelerin mali kaynakları yetmiyor. Dolayısıyla ne yaptılar? SGK'ya ödemeleri gereken borçları ötelemeye başladılar. Yani bütün belediyeler için söz konusu. Evet. Şimdi bugün bu prim borçlarının tahsili için bir takım yaptırımlar getirilmesi belediye hizmetlerinin sunumunda maalesef zorluklar ortaya çıkaracak. Zaten sınırlı bütçeler var. Türkiye'nin %65'ini de CHP'li belediyeler yönettiği için hemşeri algısında bu CHP'li belediyeler tıpkı 1989 yerel seçimleri sonrası olduğu gibi zaten çalışmıyorlar şeklinde iktidar böyle bir algı yaratmaya çalışacak ama bunun nedenlerinin çok iyi anlatılması, mazeret üretilmemesi ve mutlaka tasarruf ve yeni bir takım hizmet modelleriyle vatandaşların temel ihtiyaçlarını ki sosyal yardım, sosyal politikalar başta olmak üzere devam edilmesi gerekiyor. Evet, yani CHP'li belediyeler önlerine yeni bir